budur. Cengiz saldırıyor saldırıyor, Çinlileri yeniyor yeniyor, yeniyor. Pekin'e geliyorlar, bir bakıyorlar hayatlarında görmedikleri bir şey. Sur. Sur. Ve Cengiz hadi saldırın aslanlarım, aman durun diyor. Bu bilmediğimiz bir şey. Diyor ki haritasını çıkartın. Hemen Pekin'in planını çıkartın, yani etrafının planını çıkartın, geri gidiyoruz diyor. Bugüne kadar diyor yazın savaş, kışın hanımlarımızdı. Artık hanımlarımız yok diyor. Kaşık'ın kuruluşudur bu. Cengiz Han'ın hem Kurmay Akademisi hem özel muhafız birliği olarak bilinen Kaşık orada kuruluyor. Cengiz Pekin'in hocam modelini yaptırıyor. Bir gidiyorlar bir sene sonra, iki haftada düşünüyor. Şimdi Osmanlı'da bu dehada bir asker yok. Niye Mohaç hocam? Efendim yok anam yok. Muhaç'ta Macar ordusunu kuman ediyorlar. Ya Macar ordusu sakın ordu mu be? Macar ordusu ordu mu? Bak kardeşim senin karşına. Hocam bakın 4000 tane tüfekli asker var. Ne yapmış? Tüfekli askerlerin önüne süvarileri koymuş. Macarlar saldırdığı zaman süvariler açılınca Macarlar süvari hücumu yapıyorlar. Bir bakıyorlar karşısına 4000 tüfek. Kardeşim, ve o 4000 tüfek Macar ordusunu siliyor. Bu senin anlattığın taktik var ya. Git Cengiz Han'ın gençlik savaşlarında bile var. Bunlar yenilik değil. O yenilik. Bak, tüfek var orada. Hayır Erhan, abicim Osmanlı'nın tüfek. Namusu sana bak, kaldı bu akşam ona göre. Tüfek. Tüfek var. Daha var. Önce de var. Avrupa'da öyle yok. Yahu yapma Erhan, aman yapma abicim. Hayır bakın hocam. Erhan. Mesele şu. Erhan. Avrupa'da tüfekler 8 kilo. Erhan. Osmanlı'nın kullandığı tüfekler 2,5-3 kilo. Hayatım Çinli'nin tüfeği daha da hafif. Çinli tüfeği nereden alıyor hocam? Çinli kendi icat ediyor. Arkadaşım Çin'de, bak barut. Ben size bir kitap hayır tüfek hayır, hocam. Hayır, hayır. Tang sülalesinin tarihi çok iyi biliyorum. Hayır. Ha. Bakın yeni bir kitap yayınladık, onu ben size vereyim. Çin'de Osmanlı tüfeği kullanma kılavuzu hazırladı. Sevgili arkadaşım, Çin bir dakika Çin'in tüfeği icat etmesi Osmanlı'nın kuruluş dönemine geliyor. Tamam. Aktif ol ama 16. yüzyılda da buradan bir elçilik heyeti gidiyor. Bakın bu çok ilginç bir hadise. Bir elçilik heyeti gidiyor Çin'e. Bir Osmanlı tüfeği gönderiyorlar. O sırada Japon korsanlarıyla başları belada. Baş edemiyorlar. Klasik tüfekler mücadele edemiyor. Osmanlı tüfeği çok revaçta olur. Ama şey çok ilginç. Hemen Osmanlı tüfeği kullanma kılavuzu hazırlıyorlar. Bu bir. İki, çok ilginç. Anında o tüfeği çoğaltmışlar. Bugünkü gibi. Tabii. Şimdi yalnız şunu bak. Şunu bak mesela. Tüfeğin icadı Çin'indir. Tabii. Tüfek olarak icat. Barut değil. Tüfek olarak icat Çin'indir. Barut da. Fakat başka tabii o daha da eski. Fakat Osmanlı'nın icat ettiği hiçbir askeri teknik yoktur. Timur ve Cengiz'in Harold Lamb ne diyor? Askeriye sanatının üç büyük hocası vardı. İskender, Timur, Cengiz. Üstünlüğünü anlatıyordu. Unutma ki Cengiz'in ordusu Karakorum'dan kalkıyor Berlin'e geliyor. Mukayese edilemez. Mümkün değil. Bakın hocam. İstanbul'dan Viyana'ya 2000 kilometreye yakın bir yol var. Evet, şeyden ne kadar? Karakorum'dan bakın, Berlin'e. Bir dakika, sen onu bana söyle. Şimdi o orduların yapısıyla Osmanlı'nın ordusunun yapısı farklı. İşte zaten salaklık burada başlıyor. Hayır, bak, onlar göçebe ordu. Arkadaşım. Bunlar daimi ordu. Bakın şimdi mesele şu. Hemen bir dakika keseyim. Yok yok, affedersin. Şimdi ben şeyi doğru söyleyeyim. Değil. Şimdi, Cengiz'in ordusu daimi ordu. Timur'un ordusu daimi ordu. Ve bu orduların eğitim programları var. Ve bu orduların rütbeleri ya, var. Hayır, bunlar asker olarak kötü demiyoruz. Bakın Cengiz, hı-hı, dünya harp tarihinin en önemli isimlerinden birisidir. En önemli değil, bir numara. Yok, bir numara Bir numara. Bir numara, iyi dehalardan biridir. Timur ondan aşağı kalmaz. Doğru, ama bunlar birbirine çok yakın adamlar. Fakat ilginç olan ne biliyor musun? Bu adamların tozuna yetişecek adam yok. Niye yok? Arkadaşım. Yavuz gibi büyük bir askeri deha. Ya bakın, yapma Allah aşkına. Yapmayın. Sen. Bakın. Dünyada Moğolları durduran kim var? Hayır. Dünyada Moğolları durduran tek bir devlet var. Fatımilerdir. Memlükler. Yani. Memlükler tarihten siliyor Yavuz. Kolay bir arkadaşım, hadise değil. Arkadaşım, Moğolların babası zamanında hocam bakın, babası zamanında Memlükler bizi yeniyorlar. Tamam. Yalnız müsaade edersen bakın, şurada bir saniye. Bir dakika, kimi yeniyor Memlükler Moğolları? Hayır. Memlükler İlhanları yeniyorlar. Hayır. Bir uydurma. Yok. İki savaş deniyorlar hem de. Abicim iki hem tane. Hem Ancalup'ta yeniyorlar hem Elbistan'da yeniyorlar. Hocam kanuni oldu bu arada. İki tane Moğol tümeni. Ha bak. Şimdi tümen değil, koskoca orduyu yeniyorlar. Abi hayır be kardeşim, Allah aşkına. Aybars silyonlar hocam yapmayın. Yok be abi. Hayır şunu diyorum şimdi bakın. İkinci Beyazıt döneminde Çukurova savaşları var. Memlük ordusu ile Osmanlı ordusu arasında. Memlükler Osmanlı ordusunu 3-4 defa mağlup ediyorlar. Yani iyi bir asker olduklarını gösteriyor. O devleti Yavuz tarihten siliyor. Ama kardeşim Yavuz top kullanıyor.
Memluklar hayır. kullanmıyorlar. Saadet topla alakası yok. Yani top korkunç askeri... bir güçtür piyade. Hayır karşı. Top. Kanuni zamanının ekonomisini anlayamamıştır. Bir, fen bilimlerinin Avrupa'da yarattığı önemli sıçramayı anlayamamıştır. İki, coğrafyadan tamamıyla bir haberdir. Hint okyanusunda sürekli sopa yiyişimizin nedenini anlayamamıştır. Ve Osmanlı'nın Hint politikası tamamen çökmüştür. Ama Brodel diyor ki Osmanlı Hint seferleri sonucunda eski mal akışını sağladı diyor. Yok be kardeşim ya öyle Allah diyor. Aşkına ya. Bilmiyorum yani. Değil yok öyle bir şey. Yani o dediği şu. Mal akışını sağlayan Portekiz. Sağladı diyor. Mal hayır akışını. Kızıldeniz'den Osmanlı topraklarından sağladı diyor. Ya Kızıldeniz'den yani zaten Kızıldeniz senin. Sağ tarafı da senin sol tarafı da senin. Kızıldeniz marifet değil. Sen Hint okyanusuna gidiyorsun. Ama Kızıldeniz'de Portekizler var. Biliyorum. Düşün ki bu senin bir tarafı Arabistan senin, öteki taraf senin. Ortada Portekizli ile uğraşıyorsun. El insaf be kardeşim. Babel Mendep'ten adamı çıkaramıyorsun. Adamlar kolay bir devlet mi hocam? Ana bak, Portekizler ya. Şu haritalar yapan devlet ya. Anladım. İşte ha, yani bunlar, bak İlhan, bunlar, Erhan. Bu çok önemli bir bunlar, bunlar yani sıradan buradan bir devlet değil mi? Ama bir dakika işte. Büyüklük burada. Büyük devlet. Senin devletin harita üretmiyor kardeşim. Harita üretmiyor. Bir erken saatte teşrif et de bir gün şunları erken saatte yapalım yahu. Yalnız bakın şeyi söyleyeyim. Erhan'cığım tamam kanuni. Hayır hak tarihi. Kanuni devri çok önemli bir devirdir. Ben buna itiraz ettim. Siyasi bakımdan söyleyemem, ekonomik açıdan söyleyemem. Savaşları sizler daha iyi biliyorsunuz. İddia ama şuydu, İmparatorluğun çıkışını hazırlamasıydı. Ama kültür ve sanat açısından hakikaten bir şey. Şunu sorabilirim. Hocam çöküş dönemlerinde kültür en yüksek. Şunu sorsam efendim size. Çöküş dönemlerinde sanat zirvede. Evet. Şunu sorayım hocam. Çok üstün. O dönemde fen bilimlerinin eğitim tarihi hakkında ne biliyorsunuz? Hiçbir şey. Hiçbir şey. Yani benim kanuniyle alıp veremediğim, bir de tabii affedemediğim bir şey ama orada tabii Erhan'a sormam lazım. Mustafa'nın öldürülmesi. Yani onu benim affetmem mümkün değil. O da yani, kendini de affetmemiş herhalde ki. Kendini, ama iş işten geçmiş. Kendini dağlara vurmuş. Değil sarhoşunu padişah yaptıktan sonra yani. Şey dağlara çıkıyor avlara böyle. İyi de yani. Ne yatsın kalksın acısın. Sokullu'ya dua etsin. Yavuz diyor babasının gönderdiği ordu karşısında yenilmedi mi diyor bir seyircimiz. Nasıl yenilir bir savaş tabii. Dehası diyor. Ya baba ama ne Necdet oldu? Necdet Bey soruyor. Ya, babası yenildiği halde hükümdar oldu ona bakacaklar deha o. Hocam şeyi soruyorlar, sen Fransa'nın neyin profesörüsün?